arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün çok farklı yerlerde kullanabileceğiniz güzel ve kolay bir motif çalışmasıyla sizlerle birlikte olacağız. Motifimizi ben 3 renk kullanarak ördüm. Bir rengimi birleştirmek için kullandım. Çiçeklerimi 2 farklı renklerde, bir hardal bir de pembemle kullandım. Ve ortak olarak şu şekilde koyu gri'mizi kullandık ve çok güzel bir motif çalışması elde ettik. Bu çalışmamızla atkı örebiliriz, şallar örebiliriz, koltuk örtüleri, battaniyeler, bebek battaniyeleri, dizi örtüleri, yani motifle çalışılabilecek her türlü örgülerde bu güzel çalışmamızdan istifade edebilirsiniz. Yapımı oldukça kolay, sadece diğer klasik motiflerden farklı olması adına bakınız ortada çiçek görünümü vererek çalışmamızı tamamladık. Yine trabzanlardan oluştu motifimiz. Ben 2,5 numaralı tığımı kullandım ve dilediğiniz iplerle olur. İpim benim Polosu markası olan, bu uygun fiyata bulabileceğimiz iplerle çalıştım bu çalışmamızı. Evet, kolay gelsin diyerek hemen yapımına geçelim. Kolay gelsin. 8 tane zincir çekerek motifimizin göbek kısmını oluşturalım. Şu şekilde tutuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zincirimi tamamladıktan sonra birinci zincirin içerisine giriyorum ve bir tane halka yapıyorum. İçinden şu şekilde geçtim. Şöyle halkamızı görmekteyiz. İpimiz, bakınız, başlangıç ipi sol tarafta. Şöyle tutuyoruz ve 3 tane zincirimizi çekerek trabzanlarımızı çalışmaya başlıyoruz. 3 zincirimi çektim. Bunu ilk trabzan olarak sayıyorum ve sonrasında bir defa dolayıp 2 defa da aldığım trabzanlarımı örüyorum. Zincirimle birlikte 5 tane trabzan çalışacağım. Şimdi 2 oldu. 3.'yü örüyorum. 1, 2. 4. için doladım. Giriyorum. 1, 2. 5. ve son trabzanımı örüyorum. 1 ve 2. 5 tane trabzanımız tamamlandı. Şimdi araya 2 tane zincirimiz var. 1 ve 2. Tığımın başını doluyorum. Tekrar 5 tane trabzanımı örüyorum. Bir defa tığımın başını dolayıp 1, 2. İpimizi yarımlamayalım. Doluyorum. 1 ve 2 defa da çekiyorum. 3 oldu. 4. ve 5. trabzanımı da örerek tamamlıyorum. Her 5 trabzanın arasına 2 tane zincirimi hemen ilave ediyorum. 1 ve 2. 5 trabzan 2 zincir, 5 trabzan 2 zincir, tekrar 5 trabzan 2 zincir çekerek toplamda 4 defa bu grubumuzu kuralım. 4 defa aynı işlemimizi tekrar ettim. 5 trabzan 2 zincir, 5 trabzan 2 zincir, 5 trabzan 2 zincir, 5 trabzanımı ördüm. 2 zincirle ikinci sıramıza geçelim. 1 ve 2 tane zincirimi çekiyorum. İlk başlangıçta 3 tane zincir çekmiştik. Bakınız, 1, 2, 3. 3.'ye gelerek batıyorum. Ve şöyle ilmeğimin içerisinden tığımı geçiriyorum. Ve birinci sıramız bu şekilde tamamlanmış oldu. Şimdi ikinci sıramız için zincirden bir zemin hazırlıyoruz. 6 tane zincirimi çekmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 zincirimi çektim. Şuradaki 2 zincirin içerisine şöyle alttan girerek batıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Diğer 2 zincir çektiğim yere trabzanlarımın üzerinden geçiyorum. Bakın, direkt 2 zincirin içerisine alttan girerek batıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zincirimin içerisine tığımı şöyle alttan girdiriyorum ve buraya kilitliyorum. Son kez 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincirimi çekiyorum. Şurada görmüş olduğum 2 zincirin içerisine tekrar geçişimi yapıyorum ve 6 tane zincirden çektiğimiz bölümlerimizi bu şekilde örüyoruz. Şöyle toparlanmasında çok fazla değilse hiç problem yok. Zaten olması gereken de bu. Üzerlerine yeni trabzanlar öreceğimiz için yerleşecek. Çok da fazla bol olmaması gerekmekte. Evet, bütün zincirlerimizi çektikten sonra bir üst sıraya geçebiliriz.
Tığımı, ilmeğimi geçiriyorum. Bakın ilk altının bulunduğu yerdeyim. 1, 2, 3, 4 tane altı zincirimiz vardı. İlk altının olduğu yere tığımın başını girdiriyorum. İlmeğimin içerisinden tığımı geçiriyorum ve buraya geçişimi yaptım. 3 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. Zincirimle birlikte bu kısmın içerisine 5 tane trabzanımı örüyorum. Zinciri 1 diye sayıyoruz. Başlıyorum, doluyorum. Doluyorum. 3 trabzanım oldu. 4 ve 5.'yi ördüm. 5 tane trabzanı ördükten sonra 2 tane zincirimizi çekiyorum ve yeniden aynı bölüm içerisine şöyle ördüklerimi biraz çekerekten buraya yeni yer açıyorum. 5 trabzan daha buraya dolduruyorum. 1 2 3 4 ve 5. Şöyle görelim. 6 tane zincirimin içerisine 3 tane zincirim çektim. Birinci trabzanımı oluşturdum. Arkasından 4 tane daha trabzan ördüm. Toplamda 5 trabzana ulaştım. Araya 2 zincir, sonrasında yeniden 5 trabzanımı bu grup içerisine ördüm. Şimdi ikinci zincir grubumuza geçiyorum. Yine arasına 1 ve 2 tane zincirimi çekiyorum. Hem kendi içinde hem de gruplar arası geçişte 2 tane zincirimizi mutlaka örüyoruz. Tığımın başını doluyorum. Tekrar 5 tane trabzanımı buraya örüyorum. 2 3 4 ve 5. 2 zincirimi çekiyorum. 5 trabzan daha örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. Şöyle görelim. 5 tane trabzan, 2 zincir, 5 trabzanımı ördüm. Tıpkı burada yaptığım gibi grup arasına geçişte de yine 2 tane zincirimi çekiyorum. Ve kalan 2 zincir üzerine de burada yaptığım işlemin birebir aynılarını tekrar ediyorum. Evet, bu şekilde örerek grubumuzu tamamladık. 5 trabzan, 2 zincir, 5 trabzan. Geçişte 2 zincir, tekrar grup içerisinde 5 trabzan, 2 zincir, 5 trabzan ve en son bitiş ve başlangıcın yan yana olduğu bölümdeyim. Burada da 2 zincirimi çekiyorum. 3 tane zincir çekmiştim. Bakınız 1, 2, 3. Üçüncüye giriyorum. İlmeğimin içerisinden tığımın başını geçiriyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum. Ve motifimizin göbek kısmını bu şekilde ayarlamış oluyoruz. Şöyle göbeğimizi ve ilk rengimizi ördük. Şimdi ikinci rengimize başlayabiliriz. Koyu gri rengi kullanmak istiyorum. Bir tane zincir çekip düğümümü atıyorum ve grup içerisindeki, bakın grup içerisindeki olan bölümümü köşe yapmak için başlatıyorum. Şu aradaki iki zincire değil, grup içerisinde 5 tane trabzan, 2 zincir, 5 trabzanın olduğu bölümün herhangi bir yerine hiç fark etmez başlıyorum. İpimi yatırıyorum. 1 saydım geçişi, 2 ve 3 tane zincirimi çektim. Toplamda zincirimle birlikte 3 trabzanımı örüyorum. 3 tane trabzanımı ördüm. Yine 2 tane zincir çekiyorum. Aynı yere batarak köşe olacağı için 3 tane daha trabzanımı buraya örüyorum. 2 ve 3. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzanı grup içerisindeki 2 zincir içerisine ördüm. Şimdi diğer aradaki 2 zincirin içerisine yine 1 ve 2 zincirle geçişimi yapıyorum. 3 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2 ve 3. Bir çift bir tek ördüm. Şimdi grup içerisine yeniden çift trabzan olarak öreceğim ama iki zincirimi çektikten sonra ipimi ister bu tarafa şöyle yatırıyorum. Buraya geliyorum ve örmeye başlıyorum. 3 tane trabzanım. 1, 2 ve 3.
2 zincirim, tekrar 3 trabzanımı bu noktaya örüyorum ve motifimin ikinci köşesini de tamamlamış oluyorum. Şöyle görelim. Grup içerisine çift olarak ördüm, araya tek. Sonra tekrar yine grup içerisine çiftli köşe grubumuzu ördük. Ve yandaki orta kısma ise 2 zincir çekip 3 tane trabzanımızı örelim. 1 2. Hemen giriyorum. 1 2 ve 3. 2 tane zincir. Tekrar köşeye çift olarak örüyorum ve buradaki çalışmış olduğum işlemin aynısını yapıyorum. Çift tek, çift tek, çift tek. Evet, ikinci rengimizi de örerek sona kadar geldim. Çift tek, çift tek, çift tek olarak gruplarımızı ördük. Aralarda ikişer zincirimiz var. Şimdi son olarak şöyle görmenizi istiyorum. Bitiş ve başlangıcım bulunduğu noktadayım. 2 zincirimi çektim. Şuradaki 3 tane zincirimin tepe noktasına geliyorum. Tığımın ucunu ilmeğimden geçiriyorum ve bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum. Üçüncü rengimize son sıramızı da örerek başlayalım. Burada ben ilk motifimin tamamını ördüm. Şöyle göstermek istiyorum. Köşelerimizde şöyle 4'er tane trabzanımız, 4 tane zincirimiz var. Aralarda 4'er tane trabzanımız olacak. Eğer battaniye çalışacaksak ya da büyük parça çalışacaksak şu şekilde motiflerimizi tamamını bitirip ayarlamalarımızı yaptıktan sonra hepsini aynı anda bu son sıra ipimizde örebiliriz. Ama küçük parçalar öreceksek ya da yeni başlıyor isek ilk motifimizin bu şekilde kenarının tamamını örelim. Sonrasında ördükçe birleştirme işlemini yapabilirsiniz. Tamamen kendinize nasıl kolay gelecekse o şekilde çalışabilirsiniz. Evet, şimdi ben bu hardal rengimle motifimin kenarını öreyim. Şöyle birleştirme işlemini yeni başlayan kardeşlerimiz için gösterelim. Hiç zorlanmasınlar, akıllarında soru işareti kalmasın. Şimdi motifimi alıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra istediğimiz köşeden örmeye başlıyoruz. Hiç kopardığımız yer şart değil. Hatta kopardığımız yerden daha uzak olursak daha güzel olacak. Çünkü iplerimizi gizleyerek devam ettiğimiz için üst üste kabarıklıklar olmaz. Şuradan batıyorum. 4 tane trabzanımızı örüyoruz. Bunu 1 diye sayıyorum. 2, 3. Zincirimi çektim ve birinci trabzanın yanına ipimi de şöyle alttan gizliyorum. Trabzanlarımı örüyorum. Toplamda 4 trabzana ulaşıyorum. 4 tane trabzanım oldu. Şöyle biraz kenara alıyorum. 4 zincirimi ilave ediyorum. 1, 2, 3, 4. Yine köşeye 4 tane trabzanım örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Araya zincir çekmeden hemen bu bölümlere 4'er 4'er trabzanımızı örelim. Zincir çekmedim. 4 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 3 ve 4. Tekrar tığımın başında doluyorum. 4 trabzanımı örüyorum. 1 2 3 ve 4. Yeniden köşemize geliyoruz. Yine zincir çekmiyorum. Köşeme de 4 trabzan, 4 zincir örüyorum. 4. 1, 2, 3, 4. 4 tane trabzanımı ilave ediyorum. 1, 2, 3 ve 4. Zincir çekmeden tekrar 4 tane trabzanım örüyorum. Bütün köşelerimizi aynı burada gördüğümüz gibi yapıyoruz. Çiftli ördükten sonra 4 trabzan, 4 trabzan, tekrar köşemiz çiftli grubumuz, 4 trabzan grubumuz, 4 trabzan. Yeniden köşemizi örelim. Tıpkı şuradaki gibi çalışalım ve bitiş noktasında yeniden görüşelim. 4'er 4'er trabzanlarımızı ördüm. Köşede 4 tane zincirimi çektim ve en son 4 tane trabzanımı ördüm. Başlangıç noktamın bulunduğu yerdeyim. Zincirimin en üst bölümüne geliyorum.
Tığımın ucunu girdirip ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. Bir tane zincirimi de çektikten sonra motifimin kenarını tamamlıyorum. Şimdi birleştirme işlemine geçebiliriz. Tek tek birleştirecek arkadaşlarımız için ilk motifimizin tamamını örmemiz gerekmekte. İkincisinde sadece iki köşe birleşeceği için iki köşeyi örüp iki köşeyi yapabiliriz. Şöyle ben açıyorum, bakınız. Birleştirme işleminde bana iki tane köşe lazım. O yüzden şuradan itibaren birleştirme işlemini yapabilirim. Bakınız, birinci ve ikinci köşemiz tam. Buradan köşemin yarısını örüyorum. Yarısından itibaren birleştirme işlemine başlıyorum. 4 trabzanım ördüm. 2 tane zincir çekiyorum. Ve motiflerimizin arka yüzlerini birbirine denk getiriyorum. Ön yüzler dışarıda kalıyor. Ve köşemin yarısını ördüm. 2 zincirimi çektim. Her şeyden yarım yarım yaptım. Bakınız. Daha sonrasında diğer tam olan motifime geçiyorum. Köşenin altından giriyorum. Bir tane sık iğne ile burayı bağlıyorum. Bu noktada 2 zincir çekiyorum. Ve tekrar öndeki örmeye devam ettiğim motifime geçiyorum. 4 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 3 ve 4. 4 trabzanımı ördüm. Şimdi bu işlemimi yaptıktan sonra bakınız köşelerimin her ikisi de tamamlandı. Ortadan 2 2 paylaştırdığım zinciri. Şimdi karşıdaki tam olan motifimin köşenin yanındaki şu bölüme geçerek batıyorum. Şöyle. Bakınız şuraya geçmeden şuraya batıyorum. Araya zincir çekmiyorum. Şöyle göstermek istiyorum, bakın. Köşenin hemen yanı şu bölüme batıyorum. Zincir çekmedim. Kapatıyorum. Oradan tığımın başında oluyorum. Şöyle görelim, bakın. Köşenin hemen yanına, dördün yanı başına battım. Diğer motifte. Oradan bu noktaya geliyorum. 4 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 3 4. Yeni başlayan arkadaşlarımız hiç kafası karışmasın. 4 tane trabzanımı tamamladıktan sonra bunu şuraya batıyorum, bakın. Şöyle giriyorum alttan. Batıyorum. Şöyle yapayım. Şuradan alttan giriyorum. Kapatıyorum. Sadece kapatıyorum. Zincir çekmiyorum. Ve tığımın burada başını doluyorum. Şu kısma gelerek şu ipimi şu tarafa yatırayım. 4 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 3 ve 4. Dördüncü trabzanımdan sonra bu kez bakın sıradan gidiyoruz. Buraya batmıştım. Hemen köşenin yanındaki bölüme, yani şu noktaya batıyorum. Kapatıyorum. Battım. Tığımın başını doluyorum. Köşemin yarısını örüyorum. Bakın tam köşeme geliyorum. Aralara hiç zincir çekmiyorum. 2 3 ve 4 tane trabzanımı örüyorum. Şöyle bakalım yaptığımız işlemimize. Köşemizden itibaren bakın battık. Şimdi tam köşenin bulunduğu noktadayım. İlk grubumu ördüm. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. 1 2 karşıya geçiyorum. Altından girip tekrar 2 tane zincir çekip motifimi köşesinden örmeye devam ediyorum. 4 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 3 ve 4. 4'ünü ördüm. Araya zincir çekmeden devam ediyorum. Şöyle ipimi de alta izliyorum. Alttaki koyu griyimi. 2, 3 ve 4. Sonra yine zincir çekmeden 4 trabzanım. 4. En son geliyorum. Zincir çekmeden ilk zincirden oluşan trabzanımın tam tepe noktasına girip ilmeğimi geçiriyorum. Bir tane de zincirimi çektikten sonra birleştirme işlemini tamamlıyorum. Motiflerimizi bu şekilde birleştirdim. Sadece bir köşeyi birleştirdim. Şimdi diğer rengimi şöyle birleştirecek olursam yine bir köşe birleştireceğim. Şuraya. Onu ben birleştireyim. Diğer köşemizi hem bu motifi hem de bu motifi birleştireceğimizde iki tane yüzeyi çalışacağımız için buradaki pembe motifimizi tekrar birlikte çalışalım. Ben şunu da buraya birleştireyim. Aynı işlemlerimizi yapacağız. Pembe de yeniden birlikte olalım.
Evet, 3 tane motifimizi birleştirdik. Her ikisini de şu şekilde birer köşelerinde birleştirdik. Şimdiki motifimi ise şöyle getirmek istiyorum. Hem bu köşeye hem de bu köşeye birleştirme işlemini yapacağız. Aralı aynı işlemimizin tekrarı aslında. Ama hiç kafa karışıklığına meydan vermemek için şu şekilde motifimi ben tamamladım. Birinci köşeyi şöyle tam ördüm. İkinci köşenin yarısını ördüm. Şöyle tuttuğum zaman bakınız. Şuradan itibaren birleştirmeye başlıyorum. Bir köşeden birleştireceğim, iki köşeden ve üçüncü köşemizden birleştirerek motifimizi buraya yerleştirmiş olacağız. Aynı işlemi şuradan bakın yaparak geldim. Motifimin yarısını ördüm. İki zincirimi de çektim. Her ikisinin sırtlarını birbirine yine veriyorum. Ve bakın düz yönleri dışarıda. Aradan giriyorum. Kapatıyorum. İki tane zincirimi çektikten sonra yarım motifimi 4 tane trabzanımı örüyorum. 2, 3 ve 4. Dördünü ördüm. Zincir çekmeden tam olan motifime geçiyorum. Hemen köşe arasına yani şu noktaya girerek batıyorum. Sık iğnemle kapatıyorum. Tekrar yarım motifime dönerek 4 trabzanımı örüyorum. 2, 3 ve 4. Hemen diğer tam motifime geçiyorum. Sıradan bakınız hiç boş yer bırakmıyorum. Altından girip kapatıyorum. Yeniden başını doladım. 4 tane trabzanımı örüyorum. 3 ve 4. Tam olan motifimin hemen köşe yanına girip alttan bağlanıyorum. Tekrar tığımı başını doluyorum. Köşemin İlk yarısını 4 tane trabzanımı örerek tamamlıyorum. 3'ünü ördüm. 4'ünü ördüm. 2 zincir çekiyorum. 2 tane zincirimizi şöyle bakınız birleştirdiğimiz zaman batacağımız yer şuradaki karşı bölüm şurası. Şuraya giriyorum. Şöyle iyice göstermek istiyorum. Diğer karşıdaki iki motifin tam arasından geçiyorum. Bağlanıyorum. 2 tane zincirimi çektikten sonra yeniden buraya geçerek 4 tane trabzanımı köşeme örüyorum. 2, 3 ve 4. Ve diğer motifime sadece batıyorum. Bu motife geliyorum. 4 trabzanımı örüyorum. Bakın göbek kısmını da bu şekilde çok güzel birleştirmiş oluyoruz. Şuradaki bölüme batıyoruz. Bakın buraları batarsak aralar ayrı kalır. Tam şöyle devam eden karşıdaki bölüme birleşmemiz gerekmekte. Şimdi bu kısmı da tamamlayalım. Motifimizin ortasını birleştirme işlemini birlikte yaptık. Kenarlara doğru yani şu ortadaki bölümlere de birleştirdik motifimizin diğer yüzeyini. Şimdi en son şuradaki birleştirmemizi de tamamlıyoruz. 2 tane zincirimi çektim. 4 tane trabzanımı ördükten sonra geliyorum. Şu şekilde altından bağlanıyorum. Yeniden 2 zincirimi çekip köşemi örüyorum. Ve bildiğimiz gibi burada aralarda zincir olmadan 4'er trabzanımızı örerek motifimizi tamamlıyoruz. Ve 4. Tekrar. 3 ve 4. Başlangıçtaki zincirimin en tepe noktasına geçiyorum. Evet, bu şekilde birleştirme işlemini tamamlamış oluyoruz. İpimizi buradan keselim. Evet sevgili arkadaşlar, motiflerimizi hem ördük hem de birleştirme işlemini bütün aşamalarıyla çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir ve sizler de yaparsınız. Yapacak arkadaşlarımıza şimdiden kolaylıklar dilerim. İşiniz gücünüz rast gelsin inşallah. Yeni videolarımızda, yeni çalışmalarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.